Bakın 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem, yüzlerce artçı sarsıntı. 21 Şubat'taki Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçe merkezi depremlerle büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da binlerce araç enkazların altında kaldı. Antakya ve Samandağ ilçelerinde işte o enkaz kaldırma çalışmalarında moloz yığınlarının altından çıkartılan araçlar çekicilerle belirlenen 3 hasarlı araç toplama alanına ulaştırıldı. Her birinin içi moloz yığınlarıyla dolu, kağıt gibi devrilen binaların altında kalan araçların toplandığı alan adeta bir araba mezarlığını andırıyordu. Önce 6 Şubat'ta 9 saat arayla 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki iki deprem, sonrasında Hatay'da 20 Şubat'ta 3 dakika arayla yaşanan 6.4'lük ve 5.8'lik iki büyük sarsıntı, büyük bir coğrafyada on binlerce bina yıkıldı. En fazla can kaybının yaşandığı Hatay'da binlerce araç da enkaz altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Arama kurtarma çalışmaları ve enkaz kaldırma çalışmalarının ardından ekipler işte o araçları kaldırmak için çalışmalara başladı. Kente hasarlı araçları toplamak için 3 farklı alan belirlendi. Sahipsiz veya çekici imkanı olmayanlar için Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı görevlileri devreye girdi. O araçlar çekicilerle işte bu alanlara taşındı. Binaların altında ezilip kullanılamayacak hale gelen binlerce aracın içi moloz yığınlarıyla doluydu. Bagajında çocuk arabası olan bu aracın sahipleri hayatta mı değil mi belli değil. Tıpkı diğer binlercesi gibi. Güvenliğini polis ve askerin 24 saat nöbet tutarak sağladığı alanda görevli diğer personeller araçları hasarlı ve hasarsız olarak ayırıyor. Depremde hayatını kaybeden araç sahiplerinin yakınları ise bu toplama alanlarına gelerek resmi evrak göstermeleri durumunda araçları teslim alabilecek. Depremden bugüne kadar araba mezarlığında yaklaşık 3000 araç getirildi. Bunlardan 1/3 biri orta hasarlı, 1/3 de ağır hasarlı. Ulaşılamayan ya da gelip alınamayan araçlar bir süre sonra milli emlak devredilecek.